Anne babalar ve öğretmenler bazen bana diyorlar ki çocuklarımızı yanlışa gitmekten alıkoyamıyoruz. Ellerimizin arasından çocuklarımız kayıp gidiyor. Onları zapt edemiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz diyorlar. Ben küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında hepinizin bildiği bir masal bu. Fareli köyün kavalcısı. Duymuş muydunuz? Bir köy varmış. Bu köyü fareler basmış. Yani banyoda, mutfakta, yatak odasında, samanlıkta, ahırda, kahvede, sokakta her taraf fareler, köylüler uğraşıyorlarmış, öldürüyorlarmış. İşte onları yok etmek için çok çaba gösteriyorlarmış ama fareler gittikçe çoğalıyor ve her tarafı istila ediyorlarmış. Köylüler sonunda vazgeçmişler çünkü verdikleri mücadeleden bir sonuç alamıyorlar. Oturmuşlar böyle köyde kara kara düşünürlerken köye bir tane yabancı gelmiş. Bakmış köy kahvesinde, hayırdır ağalar demiş, nedir derdiniz? Demişler böyle böyle, burayı fareler bastı, biz kurtulamıyoruz. Ne yaptıysak, ne kadar uğraştıysak, ne kadar masraf ettiysek biz bir türlü bu beladan kurtulamadık demişler. Gelen yabancı biraz düşündükten sonra ben sizi kurtarırım demiş. Köylüler böyle merakla bakmışlar, iyi demiş, biz burada 500 kişiyiz, biz o kadar fareyle baş gelemedik. Sen tek başına nasıl bizi onlardan kurtaracaksın? Gelen adam demiş ki önce bir ücretle anlaşalım. Gerisini ben hallederim demiş. Oturmuşlar. Diyelim ki 10 bin liraya anlaşmışlar. Tabii köylüler merakla gelen adamın ne yapacağını bekliyorlarmış. Gelen adam bir kaval çıkarmış. Kavalını öyle bir çalmış ki, öyle bir müzik, bir ahenk, nasıl diyeyim, bir ses çıkmış ki o kavaldan. Fareler kavalcının yanına doğru gelmeye başlamış. Yani o sesin büyüsüne kapılmışlar. Kavalcı yerinden kalkmış, caddeleri, sokakları böyle gezmiş. Ve o sesi duyan, kavalın sesini duyan bütün fareler kavalcının peşine takılmış. Köyü dolaşa 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 artık evlerde hiç fare kalmayıncaya kadar devam etmiş. Bakmış ki gelen fare yok. Kavalcı köyün dışına çıkmış. Bir dağ varmış. Dağa doğru gitmiş. Ve dağa yaklaşınca bir kapı açılmış. Bir kaya. Az böyle yerinden oynamış. Bir kapı açılmış. Kavalcı o kavalını çalarak mağaraya girmiş. Arkasından da bütün fareler. Ve o kapı kapanmış. Kavalcı başka bir yerden bir çıkıştan çıkmış ve o çıktığı yerde kapatmış. Fareler dağın içinde kalmış. Köylüler farelerden kurtulmuş. Köyde hiçbir tane bile fare kalmamış. Kavalcı köye dönmüş. Köylüler bayram ediyorlar, oynuyorlar, şenlik yapıyorlar, kurtulduk diye seviniyorlar. Kavalcı demiş ki, paramı verir misiniz? Köylüler demiş, ne parası? Biz anlaşmıştık demiş 10 bin liraya, hani ben farelerden kurtaracaktım sizi, siz de bana 10 bin lira verecektiniz. Köylüler demiş ki iki kavala 10 bin lira mı olur? Vermiyoruz demişler. Kavalcı demiş ki ben alırım o parayı. Alamazsın. Biz 500 kişiyiz, sen tek kişisin. Ama parayı alamasam da size zararım dokunur demiş. Ve köylüler, tabii kalabalıklar ya, bir kişinin nasıl zarar verebilir düşünüp reddetmişler. Adamın parasını vermemişler. Kavalcı kavalı tekrar çıkartmış. Öyle bir hava çalmaya başlamış ki kavalın sesini duyan çocuklar evlerden çıkıp kavalcının peşine takılmış. Anneler babalar, yavrum gitme, çocuğum gitme, kuzum evde otur dese de hiçbiri çocuğunu zapt edememiş. Kaval öyle büyülü, öyle güzel, gençlere öyle dokunaklı geliyormuş ki çocuklar ve gençler kavalın büyüsüne kapılıp kavalcının peşine takılmışlar. Kavalcı bütün köyü dolaşmış, bakmış artık gelen çocuk yok, köyün dışına çıkmış. Köylüler çok çaresiz. Ne yapsalar, ne etseler çocuklarını kurtaramıyorlar. Alamıyorlar kavalcıdan ve kavalcı çıkmış dağa doğru. Bu sefer başka bir kapıdan gene bir kaya açılmış. Kavalcı oraya girmiş. Peşinden de çocuklar ve kapı kaparmış. Bir daha da onlardan haber alan olmamış.
Köylüler oturup düşünmüşler, biz ne yaptık da bu çocuklarımızı kurtaramadık. Bir kere hak yediler değil mi? Başkasının hakkını yediler. Adamın hakkını vermediler. İkincisi, çocuklarına söz geçiremediler. Çünkü onlarla iletişim kurmakta zorlandılar. Bugün sizin çocuklarınızla iletişiminiz nasıl? Siz onlara dur, etme, yatma, etme mi diyorsunuz? Bugün kaval çalan öyle güçler var ki çocuklarımızı sosyal medyayla, telefonlarla, bilgisayar oyunlarıyla, hiç adını sanını bilmediğimiz bir takım sitelerle yüreklerinden ve beyinlerinden o kadar güzel yakalıyorlar ki çocuğumuz artık bizden işte YouTube'u açmadan, telefon oyununa izin vermeden ağlıyorlar ve durmuyorlar. Ya da gençler okula gitmek istemiyorlar. Peki neden? Hiç düşündünüz mü? Acaba hani o 10 bin lirayı vermek istemeyen köylüler vardı ya, 10 bin lirayı vermediler. Karşılığında parayla ölçülemeyecek değerlerini kaybettiler. Acaba diyorum biz neyi eksik bırakıyoruz? Yani ben bazen fuarlarda yurt dışına gittiğimde görüyorum, dünyanın değişik yerlerinde, Türkiye'de görüyorum. İnsanlar alışveriş merkezine gittikleri zaman o kadar çok yiyecek, o kadar çok giyecek, üst, baş, eve eşya dolduruyorlar. Ama çocukların ruhuna dokunacak güzel işler yapmak için ne kadar harcama yapıyorsunuz? Ya da ne kadar bedel ödüyorsunuz? Ya da hangi değerlerinizden vazgeçiyorsunuz? Fedakarlık ediyorsunuz. Ben bugün hiç kitap okumam diyen bir anne sizce çocuğuna kitap okutabilir mi? Ben okumaktan çok sıkılıyorum. Ömrüm boyunca hiç kitap okumadım diyen bir baba sizce çocuğunun okumasını isteyebilir mi? Ben 30 yıl önce üniversiteden mezun olurken bir kitap okumuştum. Ben kıdemli bir öğretmenim diyen ama bildiklerinin üstüne hiçbir yeni bilgi koymayan, dolayısıyla 30 yıl önceki yöntemlerle gençlerin kafasına girmeye çalışan bir öğretmen sizce başarılı olabilir mi? Bugün çocuklarımızın ruhlarını, yeni dünyayı, aktüel dünyayı anlayan bir takım şirketler, bunun içine oyun diyelim, küresel güçler diyelim, bunun içine ne bileyim tüketim toplumunu ya da kapitalizm diyelim, ne dersek diyelim, bir gerçek var. O da çocuklarımızın ilgisini çok iyi çekiyorlar. Biz çocuklarımızın ilgisini çekecek şekilde kendimizi donatmadığımız sürece, o çocuklarımızı büyüsüne kaptıran oyunlara, eğlencelere böyle fark atacak şekilde kendimizi geliştirmediğimiz sürece çocuklarımız elimizden gidecektir. Hiç oturup dizlerinize vurmaya, göğsünüze vurmaya, saçınızı başınızı yolmaya hiç gerek yok valla. Çözüm mü istiyorsunuz? Ben söylüyorum. Çözüm bedel ödemek. Çözüm okumak. Çözüm anlamak. Çözüm çocuklarımızı dinlemek. Çocuklarımızın dünyasını anlamak. Eğer biz kendi dünyamızdaki 30 yıl, 40 yıl, 20 yıl, 10 yıl hatta 5 yıl öncesinin böyle bize doğru gelen şeylerini çocuklara doğru diye dağıtmaya kalkışırsak onları ikna etmeye çalışmadan, emin olun kendilerini bize kapatacaklardır. Bazen çocuklarımız kaplumbağa gibi oluyorlar. Pişt yaptığın zaman kaplumbağa böyle içine kapanır ya. Ama huzur, sessizlik oldu dedi, kaplumbağa böyle çıkıp huzurla yürür. Çocuklarımız bizim yanımızda huzurlu değillerse asla bize kendilerini açmayacaklar. Anlatmayacaklar. Biz yargılayıcı bir anne babaysak, biz suçlayıcı, kusur arayıcı, akıl verici, sürekli sözü kesip kendi doğrularımızı dayatmacı bir yapıya sahipsek, işte o zaman çocuklarımızla iletişimimizi asla kuramayacağız. Yapmamız gereken şey çocuklarımızı eğitmekten vazgeçmek ve kendimizi çocuklarımızı anlayacak şekilde eğitmeye çalışmaktır. Biz kendi eğitim ve gelişim yolculuğumuzu sağlayalım. Emin olun çocuklar da bize uyum sağlayacaktır o zaman. Biz de çocukları daha doğru anlayacağız diye düşünüyorum.